Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Levent mahallesini ziyaret etti. Bakan Tüfekçi'ye ziyaretinde Vali Mustafa Toprak, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer eşlik etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi yaptığı konuşmada 15 Temmuz akşamı Fethullahçı terör örgütünün bu ülkede asker kılığına girerek veya askeriye içerisindeki yapılanmasıyla beraber bu milletin vergileriyle alınmış silahları millete nasıl doğrulttuğunu hep beraber gördük diye konuştu. Türkiye'yi geri bırakma adına, Türkiye'yi bölme adına, Türkiye'yi yeniden sevre döndürme adına gerçekten bir sürü terör örgütü adeta sıraya girerek birbirine nöbet devreder hale gelmiş. 15 Temmuz akşamı Fethullahçı terör örgütünün bu ülkede asker kılığına girerek veya askeriyenin içerisindeki yapılanmasıyla beraber nasıl bu insanlara, bu milletin vermiş olduğu vergilerle alınmış silahları nasıl doğrulttuğunu hep beraber gördük. Ve yine Cenab-ı Allah bu milletten razı olsun ve bu millete aidiyetimiz olduğu için de Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Gerçekten bu millet, Türk milleti şerefli, dimdik, sivil direniş nedir? Bütün dünyaya dosta düşmana gösterdi. Bunun içinde Malatya'da önemli görevler ifade etti. Bunun kanıtı Akçadağ'dır, bunun kanıtı Malatya'dır, bunun kanıtı Türkiye'dir. 28 belediyeye kayyum atanması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Bülent Tüfekçi, milletin kendilerinden hizmet beklediğini söyledi. İşte bir takım yerlerdeki milletin oyuyla seçilen belediye başkanları yine bu milletten aldıkları vergileri eğer Kandil'e peşkeş çekiyorlarsa, bu milletin orada almış oldukları oyları bir başka terör örgütüne devşirmenin yolunu arıyorlarsa, elbette ki millet de o yapılara el koyar, kayyum atar. Onlar da hem millet karşısında hem de hukuk karşısında hesap verirler. Çünkü bu millet gerçekten çok bedel ödedi. Her gün şehit veriyoruz. Ne için veriyoruz? Bu topraklar için, bu milletin birliği ve beraberliği için. Bayram boyunca memleketi Malatya'da çeşitli ziyaretlere katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Akçadağ ilçesi ziyaretinde Malatya'ya yapılacak yatırımlar konusunda da açıklamalarda bulundu. Malatya'nın kalkınması ve bölgede hak ettiği yere gelmesini istediklerini belirten Tüfekçi, bununla ilgili yakın zamanda Başbakanımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin cazibe merkezleri programını açıkladı dedi. Biz Malatya'nın kalkınmasını istiyoruz. Malatya'yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili yakın zamanda Başbakanımızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu cazibe merkezlerini açıkladı ve Allah'a hamdolsun o illerden birisi de Malatya'mız oldu. Bu illerin içerisinde altyapı olarak, lojistik olarak, girişimci insan kaynağı olarak en hazır olan il Malatya. Ve biz burada belirlenen sektörleri desteklemekle beraber diğer yatırımcıların da bizim kısa zamanda yatırımcılara tahsis edebileceğimiz yeni bir organize sanayi alanıyla birlikte inşallah Malatya yatırım noktasında parlayan yıldız olarak Türkiye'de yerini alacak. Malatya'nın artık bir sağlık kenti haline dönüşmesi gerektiğini dile getiren Bakan Tüfekçi, bu noktada 7 adet yeni hastane için ihale süreçlerinin bu yıl tamamlanacağını, bunlara ilave de onkoloji hastanesinde yatırım planlarının tamamlandığını, 5 milyon TL'nin de Turgut Özal Tıp Merkezi'ne aktarıldığını belirtti. Malatya'nın artık bir sağlık merkezi haline dönüşmesi lazım. 7 tane hastanemiz, 7 tane. Hepsi de yeni hastane civarında. Onlar da inşallah bu yıl itibariyle
ihaleleri bitmiş halde. Zaten bir tanesinin ihalesi yapıldı. Yap işler devlet formülüyle yapılan bir hastane. Buna ilave eden bir de onkoloji hastanesinin yatırım planı ve her şey de bitti. 5 milyon parayla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne aktarıldı. Bir de Akçadağ'ın esasında sulama programı var. Bu önemli bir proje. Bunu olgunlaştırıp takip etmemiz lazım. Malatya için kangren olan ve yıllardır konuşulan bir projemiz var. Çevre yolu projesi. Biz hatırlarsanız buralara da geldiğimizde, şehre de geldiğimizde, seçim çalışmalarında biz konuştuğumuzda çevre yolu bu yapılmaz. Bazı arkadaşlar da bu yapılsın yeter diyorlardı. Allah'a hamdolsun bunun ihalesi de bitti. Salı günü de yer teslimi yapılacak. Çevre yolunda da artık bir sorun kalmadı. Malatya'da İnan Üniversitesi'nden sonra ikinci bir devlet üniversitesinin kurulması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi de İnan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay'a talimat vererek kurulacak yeni üniversite için bir çalışma yapmasını istedi. Bakan Tüfekçi'nin talimatıyla ikinci üniversite için farklı alternatifler üzerinde çalışma yaptığını belirten Rektör Kızılay, en geç 3 hafta içerisinde çalışmaları tamamlayarak Bakan Tüfekçi ve milletvekillerine sunacağını kaydetti. Sayın Bakanımız, Gümrük Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi Bakanımız benden ikinci üniversite için hazırlık yapmamı, çalışma yapmamı istedi. Ben de bununla ilgili çalışma yapıyorum. 1-2 hafta bilemediğiniz 3 hafta içerisinde farklı alternatifler, tematik üniversite alternatifler üzerinde bir hazırlık çalışması yapıyorum. Sonra Sayın Bakanımıza ve milletvekillerimize çalışmamızı sunacağız. Sayın Bakanımız ve milletvekillerimiz bu çalışmamızı, önerilerimiz konusunda onlara bütün hazırladığımız çalışmamızı paylaşarak daha sonraki adımları onların, çünkü bu üniversite olarak bizim vereceğimiz bir karar değil, hükümetimizin, başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar. Daha sonraki adımları onlar takip edecekler. Biz de hangi aşamada devreye girmemiz ya da birlikte olmamız gerekirse, hangi aşamada bu teknik bilgileri sunmamız gerekirse her zaman hem milletvekillerimize hem Sayın Bakanımıza bu konuda çalışmalarımızı hep devam ettireceğiz. Malatya'da emlakçılar bankaların kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle emlak satışlarında hareketlenmenin yaşandığını söyledi. Emlakçı Cevdet Zafer de Malatya'da yaz aylarında emlak sektöründe ciddi sıkıntıların yaşandığını, fakat konut kredilerindeki faiz oranlarının düşüşünün piyasaları biraz da olsa hareketlendirdiğini belirtti. Vallahi malumunuz olduğu üzere bu sene düşündüğümüz bir emlak sektöründe düşündüğümüz verimi alamadık. Haliyle yapılan Türkiye üzerinde oynanan oyunların neticesi itibariyle insanlarda bir güvensizlik söz konusu oluştu ve yatırım yapma adına gerek krediyle borçlanıp önünü görememeler adına borçlanıp bir yer alma pozisyonuna giremedi halkımız. Bu açıdan istediğimiz verimi alamadık. Bu banka faiz oranlarındaki işte biraz düşüşler hafif bir kıpırma oluşturdu ama denildiği gibi yani düşündüğümüz gibi bir oranda bir istikrar oluşmadı, bir hareket oluşmadı. Bu açıdan memnun değiliz. Yani konu bundan ibaret. Yani biraz daha cesaretli olup şu aşamada ev almalarını tavsiye ediyorum. Hakikaten şu anki banka faizli oranlarındaki düşüş hakikaten çok yani kendilerinin düşündüğü gibi değil. Yani geçen seneki, diğer seneki oranlara göre çok düşüşte. Bu açıdan ben tavsiye ediyorum almalarını.